Teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere yeni seçilen Çiçek'in burnunda başkanımız, TÜRKOL başkanımız Emre Kartaloğlu. Yanlış yazılmamıştı. Emre Kartaloğlu'nu mikrofonu davet ediyoruz. Vergi Denetim Kurumu'nun değerli başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, İstanbul Emniyet Mali Müşavirler Odası Başkanı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın değerli başkanı ve kurul üyeleri, değerli meslektaşlar, İTO'nun 19 numaralı meslek komitesi, değerli üstadlarım, öncelikle hepinize TÜRMOK ve kurulları adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Panele hoş geldiniz. Değerli oturum başkanım ifade ettiler. Çiçeği burnunda TÜRMOK Genel Başkanıyım. Hepimizin bildiği üzere 12-13 Ekim tarihlerinde TÜRMOK'un genel kurulunu tamamladık. 17 Ekim tarihi itibariyle bizler mazbatamızı aldık. 23 Ekim tarihinde görev dağılımımızı gerçekleştirdik. Ve o gün bugündür de mesleğimize katkı sunmak adına hem mali müşavirlik mesleğine hem emin mali müşavirlik mesleği adına katkı sunmak amacıyla görevimize, faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu kısa süre içerisinde mesleğimiz adına aslında birkaç önemli gelişme meydana geldi. Bunların devamı da gelecek. Öncelikle mücbir sebeple ilgili bir biliyorsunuz sirküler yayınlandı. Yalnızca kendisi ve yakını vefat eden meslek mensuplarının mücbir sebep hakkı tanınması ile ilgili 7 günlük bir ilave süre tanındı. Bunun SGK tarafında bir boşluk vardı, SGK ayağında bir boşluk vardı. Biz SGK ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik bu kapsamda. SGK tarafında da bir yönetmelik değişikliği yapılması gerekiyor. Yine meslek mensubunun kendisi veya yakını vefat ettiği takdirde SGK bildirimleri açısından da bir mücbir sebep hakkı tanınacak. Dikkat ettiğimiz üzere, hepimizin dikkat ettiği üzere sadece vefat nedeniyle ilgili bir mücbir sebep hakkı tanındı. Ama bunu vefat ne kadar doğalsa ölüm nedeniyle de aslında özür diliyorum, doğum nedeniyle de kadın meslektaşlarımızın doğumun nedeniyle de mücbir sebep hakkı tanınması konusunda hastalık nedeniyle mücbir sebep hakkı tanınması konusunda da gelişmelerimiz devam ediyor, çalışmalarımız devam ediyor. Bu bir başlangıçtı. Bunun devamını takip edeceğiz değerli meslektaşlarım. Buna haberini vermek isterim. Yine hedefler kapatma ve beraklama bildiğiniz üzere aylık olarak beraklanıp aylık olarak kapatılmaktaydı. Bununla ilgili 509 numaralı tebliği de daha önceden de duyurmuştuk biz, bunu önceki süreçlerde de duyurmuştuk. 3 ayda bir 3 aylık olarak geçici vergi dönemleri, geçici vergi beyannamesinin verildiği ayın sonu itibariyle e defterlerin beraklanması ve kapatılması mümkün hale geldi. Bu kısa süreç 23 Ekim tarihinden bugüne kadar aslında mesleğimiz adına olumlu gelişmelerdi. Burada bugün çok değerli bir panel yapılıyor, çok değerli bir panel icra edildi. Öncelikle emeği geçen meslek komitemize teşekkür ediyorum ama ticaret odası çatısı altındayız. Dolayısıyla meslek mensubumuzun sorunları, meslek mensuplarının kamu kurumlarıyla ilişkileri, sorunları, mesleki sorumluluk ve yaratıkları katmadayar. Başlığı çerçevesinde birkaç şey paylaşmak isterim. Biraz da ticaret odası çatısı altında olmamız sebebiyle, kayda girmesini istemem nedeniyle de farklı bir bakış açısı sunmak isterim aslında. Elbette meslek mensuplarımızın, hepimizin yaşadığı sorunlar var. Örneğin haksız rekabet sorunumuz var, örneğin tahsilat sorunumuz var. Örneğin tahsil etmediğimiz bir KDV'yi her ay ödemek zorunda kalıyoruz. Devletin KDV finansmanına katkı sağlıyoruz aslında. Bunlar bizim sorunlarımız. Bunları çoğaltabiliriz. Bunlarla mücadele edeceğiz. Kendi içerimizde, kendi içimizde çözeceğiz. Az önce İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyemiz de ifade ettiler. Hemen ayak üzeri bir sohbet gerçekleştik. Bunun dışında aslında dedim ya, farklı bir bakış açısı. Bizim sorunumuz yok aslında. Yani elbette kendi içimizde çözmemiz gereken sorunlar var. Ama sorunumuz yok. Yani biz tüm dünyanın yükünü üzerimize yüklemişiz. Tüm mali uygulamaların yükünü üzerimize yüklemişiz. Her şey bizim sorunumuz gibi algılamaktayız aslında. Asıl sorun mükelleflerin, asıl sorun esnafın, asıl sorun ticaret erbabının, asıl sorun tüccarın, asıl sorun gelir idaresinin, asıl sorun sosyal güvenlik kurumunun,
biz bu sorunların çilesini çekenleriz aslında biraz. Sorunlar onların, çileyi çekenler bizleriz. Ama bu çileyi çekmek istemiyoruz artık. Bu çilelerden kurtulmak amacıyla da hep birlikte çalışmak zorundayız. Kimle? İşte çatısı altında bulunduğumuz İstanbul Ticaret Odası'yla, meslek komitemiz aracılığıyla aslında beraber çalışmak zorundayız. Birkaç örnek vereyim. İşte az önce konuştuk. 5000 liranın üzerinde mükellefden mükellefe kesilecek faturalar e-arşiv faturalar olarak düzenlenmek zorunda. İnanın biz yüzlerce mail, yüzlerce şikayet, bilgi edinmeye, yüzlerce başvuru meslek mensuplarından alıyoruz. Bu bizim sorunumuz mu temel olarak? Yani biz faturasını düzenlemek, elbette ki faturasını düzenleyeceksek veya e-arşiv fatura düzenleme ile ilgili bir sistem kuracaksak bir bedel karşılığında bunları yapabiliriz. Ama bu temel, bu sorun temel olarak esnafın sorunu. Bu sorun temel olarak burada Mercan'da, Tahtakale'de faaliyet gösteren tüccarın sorunu. Önceki hafta TOP Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu'yla aynen bu çerçevede konuyu anlattım. Bize dedi bir bilgi notu gönderebilir misin? Bilgi notu hazırladı, TÜMOP olarak bilgi notu gönderdik. Yani bu sorunu çözmek amacıyla eğer çözülecek bir sorun varsa elbette bunun çilesini biz yaşıyoruz. Ama bu sorunu çözmek amacıyla biz ticaret odalarıyla, TOP'la, esnaf odalarıyla beraber çalışıp onları mindere çekmek zorundayız. Ha. Buradan biz şu sonuca ulaştık. 20 tebliğin yayınlandığı gün itibariyle faaliyete geçtik. Madem 5000 liranın üzerindeki faturalar veya e-arşiv olarak düzenlenmek zorunda, o zaman BABS formuna neden ihtiyaç var diye biz çalışmalara başladık. Buradan yine bizim meslek mensuplarımız o da oluyor. Yani çok şey, gerçekten çok şey bilmek, çok sorun yaşamak anlamına geliyor ne yazık ki. Meslek mensuplarımız bu sefer şey dediler, yani gün içerisinde işte birkaç tane düzenlenirse tek tek 5000 liranın altında biliyoruz, farkındayız ama bu bizim açımızdan bir fırsat. Bu fırsattan yararlanmamız gerekiyor. BABS'nin kaldırılması yönünde biz meslek mensuplarımızın sorunu giderebilmek anlamında çalışmalarımıza başladık. Umarım olumlu netice alacağız. Sevgili sahilesi elektronik olarak düzenlenecek. 2018 lirası 25 milyon liranın üzerinde ise 1 Temmuz 2020'den itibaren elektronik olarak düzenlenmek zorunda. Bu bizim sorunumuz mu? Değil. Ama kim derde diyor? Biz derde diyoruz. Çilesini kim çekecek? Biz çekiyoruz. İşte bu sorunu çözebilmek için meslek komitemize de çok iş düşüyor, İTO'ya da çok iş düşüyor, TOB'a da çok iş düşüyor, esnaf odalarına da çok iş düşüyor. Son bir yıl içerisinde değerli meslektaşlarım, 4 tane yeni beyannameyle karşılaştık biz. İşte geçtiğimiz yıl Aralık ayıydı, geri katılım kazanım payı beyannamesi, tırnak içerisinde poşet beyannamesi dedik. Turizm katılım payı beyannamesi geldi, işte Ekim dönemi için bu ay verilmesi gerekiyor. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti, genel kuruldan da geçecek dijital hizmetler vergisi beyannamesi. Yine Meclis Plan Bütçe'den geçti, genel kuruldan da büyük ihtimalle olduğu gibi geçecek konaklama vergisi beyannamesi. Bakın 4 tane beyanname son bir yıl içerisinde bize gelen. Bunun tarifede yeri var mı? Aslında var ama diğer beyannameler diye geçiyor. Ama defter tutma hizmeti beyanname verme hizmetini de kapsar diye geçiyor. 4 tane yeni beyanname aslında bir nevi, hani angarya kelimesini de çok kullanmak istemiyoruz ama biraz angarya olarak bizim üzerimize geldi. Bu anlamda yine işte bir poşet beyannamesiyle ilgili biz Çevre Bakanlığı'nda ciddi bir mücadeleye girdik. Hatta mecliste ciddi bir mücadeleye girdik. Yine TOB'u keski mindere çekmeye çalıştık. Ama ne yazık ki başarılı olamadık. Hani belli bir noktaya getirildi, biraz düzeltildi ama özellikle şu örneği verdik. Ya dışarıdaki bir tane kestane satıcımız, kestane satıcısı poşet beyannamesi vermek zorunda. Bunun farkında mısınız? Vergi mükellefi dahi değil, esnaf muaflığından faydalanıyor. Poşet beyannamesi vermek zorunda. Eğer vermezse 18 bin lira ceza keseceğim diyorsunuz. Yanlış verirse 6 aydan başlayan hapis cezası vereceğim diyorsunuz. Bununla ilgili mesela TOB'u teski mindere çekmeye çalıştık ancak ne yazık ki başarılı olamadık. Mesela ikinci araç alış satışıyla ilgili bir özel matrak şekli getirildi biliyorsunuz. Yine bizim meslek mensubumuz dert etti bunu. Ya işte özel matrak şekli getirildi, alışla satış bedeli arasındaki farklı KDV'den de eyvah ne olacak şimdi? Fatura nasıl düzenlenecek? Burada tüccarın kârı ortaya çıkıyor. Bize bununla ilgili yüzlerce mail meslek mensuplarından geliyor yine tüm baba. Yine ben işte burada ikinci el otomobille alış ticaretiyle uğraşan bir meslek komitesi var. Oranın başkanını aradım.
Bunların bir derneği var. Derneği başkanı aracılar. Dedim ki sizin kar oranınız gözükecek. Farkında mısınız artık düzenlenen faturalarda? Bunu sizin bir sorununuz mu? Yok, biz öyle bu düzenlemeyi biz istedik. Bizim öyle bir sorunumuz yok dediler. Ama kim dert etti bunu? Mali müşavirler dert etti. Dediğim gibi fazla bilmek bazen çilenin altına kendinizi çekmek anlamına geliyor. Bu örnekleri arttırmam mümkün. Sanki ben de bir panelist gibi konuşmaya başladım açık konuşmasının biraz ötesine geçerek. Bu kadar meslektaşı bir arada görmüşken bazı şeyleri ifade etmek istedim. Ve bu çatının altında ifade etmek istedim aslında. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Biz komitemizle, ticaret odalarımızla, esnaf odalarımızla beraber çalışmak zorundayız. Bakın bir tahsilat sorunumuz var. Kendi içimizde çözeceğiz dedim ama tahsil edemeyen kim? Bizleriz. Ödemeyen kim? Esnaf, tüccar. O zaman biz ticaret odalarımızla beraber bu bilinçlendirmeyi yapmak zorundayız. Bu çalışmayı beraber yapmak zorundayız. Bu süreçte hep bunu ifade ettik. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız diye. Kastımız sadece meslek mensuplarıyla değildi aslında. Ticaret odalarıyla, esnaf odalarıyla onları da minderin içine çekerek, mindere çekerek onlarla beraber mücadele etmekti. Mesleki sorumluluk konusunda birazdan panelistler konuşacaklar ama biz daha önce Eminim Mali Müşavirler Odalarımızın yaptığı çok değerli çalışmalar vardı. Onların tamamını derledik. TÜMOB'da geçtiğimiz 3 yıl içerisinde. Cenkel hocamız burada, doçent doktor. TÜMOB'un da danışmanı aynı zamanda. Özellikle burada olmasını ben rica ettim. Çok ciddi bir çalışma yaptık. Avrupa Birliği uygulamalarını tamamını taradık. Amerika uygulamalarını tamamını taradık. Bunu bir rapor haline getirdik. Cenkel hocam muhtemelen o çerçevede bir sunum yapacaktır. Çok ayrıntısına girmek istemiyorum ama 6009 sayılı yasanın yayınlandığı tarihten itibaren vergi incelemelerinde meslek mensubu sorumlulukları ile ilgili ciddi adımlar atıldı. Birisi mesela 3568'in 13. maddesinde dedi ki savunma alınmadan sorumluluk yazılamaz. Tamam, çok güzel. Düzenleme muhteşem. Ancak Vergi Denetim Kurulu Başkanı değerli Üstad Meran Yeşilyurt da buradayken özellikle ifade etmek istiyorum. Çok olumlu bir düzenleme ama uygulamada savunma ektedir, sorumludur diye raporlar yazılmaya başladı. Bunun üzerine Vergi Denetim Kurulu bir yönerge çıkardı. Yönergede de dedi ki meslek mensubunun fiiliyle vergi ziyağı arasında bir illiyet bağı yoksa sorumlu tutamazsınız dedi. Yani bir savunma yapacağız. Savunmayla vergi müfettişi de bunu diyecek ki tamam bunları savunmuştur ama illiyet bağı şu nedenlerle illiyet bağı vardır. Dolayısıyla sorumludur. Ne yazık ki biz karşılaştığımız raporlarda ki çok raporla karşılaşıyoruz. Tüm o disiplin kuruluna da sevk ediliyor olması nedeniyle odalarımızın disiplin kurullarına da geliyor olması nedeniyle savunması ektedir, vergi ziyarı vardır, sorumludur şeklinde raporlar düzenleniyor. Bu çerçevede gerçekten yine Vergi Denetim Kurulu'yla beraber çalışabiliriz. Önceki dönemde biz Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Akçı'yla bu çerçevede raporlarımızın kalitesini ölçmek amacıyla hem VDK'nın raporlarının hem bizim disiplin kurullarının aslında çalışmalarının kalitesini. Ya bir tarafta hata var. Hangi taraf hatalı? Bunu değerlendirmek amacıyla birlikte bir çalışmaya başlamıştık. Bu çalışmaya devam etmek isteriz. Vergi ziyarı varsa her zaman sorumluluk vardır diyemeyiz. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Meslek mensuplarımızın yarattıkları katma değer, bunları hiç Eren Üstad'ın da az önce ifade etti. Makroekonomik göstergelerin gerçekleşmesi konusunda yaptığımız değer. Mesela çok basit bir örnek. 1990 yılında bütçe giderlerimiz çok daha düşükken vergi gelirleri, yani bizim mesleğimizin yasalaştığı ilk yılda vergi gelirleri bütçe giderlerinin %66'nın kısmını karşılıyormuş. 2018'de bütçe giderleri çok yükselmesine rağmen vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı %80'e yükselmiş. 30 yıllık bu süreçte meslek mensuplarının buna katkısı galiba inkar edilemez. Yine ben bunu birçok yerde ifade ettim. Yarattıkları katma değeri ölçmek anlamında hiçbir şey yaptığımız onca değerli iş, yeminli mali müşavirlik mesleğinin ve mali müşavirlik mesleğinin yaptığı onca değerli işi bir kenara bırakıp sadece beyannameye aracılık veya beyannameye sorumluluk, beyanname ön denetim anlamında değerlendirdiğimizde sadece ve her ay verdiğimiz katma değer vergisi de muhtasar beyanname açısından değerlendirdiğimizde hazinemizin kasasına 15 milyar TL nakit girişini sağlıyoruz.
Eminim hali müşavirlerimizin yaptığı katma değer gerçekten hani tartışamayacak düzeyde. Tam tasdik zorunlu olmamasına rağmen bir tam tasdik gerçeği var. Hem işletmeler hem de kamu buna ihtiyaç duyuyor. Katma değer vergisi iade sürecindeki katkıları çok değerli. Dediğim gibi biraz uzun konuştum bu kadar meslektaşımızı bir arada görmüşken aslında. Birazdan da saat 17 uçağıyla Ankara'ya gitmek zorundayız. Birazdan biz de ayrılmak zorunda kalacağız ama bu toplantının çok değerli üstadım İbrahim Aktan burada, Murat Başaran burada, üzerimizde çok emeği vardır kendilerinin. Bu toplantı notlarının TÜRMOB'a ulaşmasını özellikle rica edeceğim. Disiplin kurulu üyemiz, aynı zamanda komite üyemiz. Verimli bir panel olmasını diliyorum. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın.